Yeni videomuzda toolbarların ve komut alanlarının nasıl kullanılacağına dair bilgiler vereceğimizi söylemiştik arkadaşlar. Şimdi şuradan bir başlayalım. Az önce burayı ben sabitledim. Sabitlemeyen arkadaşlar için sabitlemesine fayda olduğunu tekrar belirteyim. Dosyayı açabilmek için SolidWorks'e yeni bir çalışma penceresi açabilmek için iki tane yöntem var ilk ekranda. Birincisi buradan File'dan New diyerek yeni bir pencere açabiliriz. Bir diğeri şuradan New diyerek yeni bir pencere açabiliriz. Eğer burayı görmezseniz zaten faili direkt olarak görmeyeceğiniz için aklınıza ilk gelecek yer burası olabilir. Ben burayı dediğim gibi sabit olarak kullanıyorum. Ya da daha önceden çalıştığınız bir şey vardır. Onu browse yöntemiyle, open yöntemiyle gidip bularak oradan seçerek açabilirsiniz. Yeni bir dosya açalım. Çıkacak ekranlarda karşımıza neler gelecek onlara birlikte bakalım. Şurada bu arada bunu da söyleyeyim. Ben de bazı dosyalar, bazı dosya isimleri ya da bazı yerlerin isimleri, bazı komutların isimleri Türkçe olarak görünüyor. Bunun sebebi ne? Ben SolidWorks'ü bilgisayarıma kurarken Türkçe paketi de yanında kurdum. Eğer siz de yeni kuruyorsanız ve Türkçe dil paketini yüklemişseniz Türkçe olarak gelmiş olabilir. Ben bunu tabii gelip Options kısmından şurada gördüğünüz yavaş gideyim. Options kısmından gelerek Use English Language menüs diye seçmeme rağmen bunların her ikisini de seçiyorsunuz tabii. Bunları kaldırdığınız zaman ikisi de seçilebilecek hale gelecek. Bunların her ikisini de seçmiş olmama rağmen birçok komutu İngilizce hale getiriyor ama belli başlı yerleri, örneğin düzlemleri Türkçe hale getirmemiş oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam burada sizde İngilizcesinde front plane, işte right plane olarak burada İngilizcesi mevcut olarak görünecek. Aynı işi görecekler. Dolayısıyla bir farklılık yok. Sadece isimleri farklı. Sırası dizilimi aynı olacak. Siz de en azından sırasından bunu takip edebilirsiniz. Şimdi ekranda karşımıza çıkan yerde önce şurayı tanıyalım. Burası şu an sizde bu kadar fazla şey olmayabilir. Yukarıda SolidCam'da aynı şeyi söylemiştik zaten. Burada da aynı şey olabilir. Moltus dediğimiz örneğin kalıplamayla ilgili parçaların bulunduğu yerler. Office Product dediğimiz tasarımınızı yaptıktan sonra bunun bir resmini, görüntüsünü almak istediğiniz, üzerini kapladığınız bunun görüntüsünü almak istediğiniz render aşamasıyla ilgili bir kısımdır. SolidCam parçası ve SolidCam işler menüsü yine sizde görünmeyecek. Çünkü SolidCam zaten sizin bilgisayarınızda kurulu değil. Kurulu olan arkadaşlar da görülebilir. Burayı nasıl düzenliyorum peki? Örneğin ben SolidCam işleri şu an sizinle yapacağım eğitimlerde hiç kullanmayacaksam ya da SolidCam parçası kısmını kullanmayacaksam üzerine sağ tıklayarak bakın şuradakilerden herhangi birinin üzerine sağ tıklayarak örneğin SolidCam parçasını kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi buradan SolidCam parçası kalkmış oldu. Buradaki kalabalığın eğer size zararı yoksa kalabilir ya da bunları da mümkün olduğu kadar sade hale getirmek istiyorsanız da bunları buradan sadeleştirebilirsiniz. Ama buradaki bazı komutların işe yarayacağını söyleyeyim ben size. Aklımızda olsun. Bizim en çok kullanacağımız yer Sketch and Features. Örneğin ileride buraya 3D tasarımlarımızı yaptıktan sonra montaj aşamasına geçeceksek eğer buraya Assembly diye yeni bir bölüm daha eklenecek. Şu an onu siz buradan seçerek ekleyemiyorsunuz. Sheet Metal, yüzey işlemleri, burayı söylediğim şartlar dahilinde istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Peki bir diğer mesele. Bakın ekranda şurada herhangi bir boşluktan sol tuşa basılı tutarak aşağı çekiyorum. Ve ekranın bakın şurada sağda ve yukarıda hatta solda gördüğünüz gibi bunları yerleştirebileceğiniz yer var. Üzerine geldiğiniz takdirde bırakırsanız eğer oraya yerleşecekler. Sistem aynı şekilde çalışacak. Ancak sadece yeri farklı olacak. Sola koyabilirsiniz. En kullanışlı yerin üst taraf olduğunu açıkçası ya da ben alıştığımdan dolayı bana öyle geliyor olabilir. Üst taraf olduğunu söyleyebilirim. Siz de üst tarafı seçerseniz birbirimizin söylediği şeyleri çok fazla aramamış oluruz. Kendinizi de standarta alıştırmış olursunuz. Aynı şekilde sol tarafa bakalım. Sol tarafta bizim planelerimiz var. Biz çizimlerimizi, tasarımlarımızı önden bakarak, üstten bakarak ya da sağdan soldan bakarak yapacaksa eğer bunlardan herhangi birini seçerek çizim alanımızı oluşturacağız. Burada yaptığımız tasarımların hepsi her adım ekleme, çıkartma, kesme, delme, ilave etme, işte çizim yapma bunların tamamı buraya soy ağacı gibi eklenecekler. Bunları da zaten sizle birlikte göreceğiz. Yukarıda yine bir takım konfigürasyonu oluşturursunuz. Eğer örneğin montaj patlaması onlar burada görünecekler. Çizimlerinizle ilgili bunları ileride birlikte göreceğiz. Çizimlerimizi yaptıkça, tasarımlarımızı yaptıkça soy ağacına eklenen şeyler üzerinde yapacağımız bir kısım değişiklikleri yine yukarıdan kontrol edebileceğiz. Birlikte onları da tekrar göreceğiz. Sol taraf hakkında zaten daha önce
bahsetmiştik. Eğer burayı aktif hale getirirsek bunun üzerinde örneğin hazır belli başlı standartlarda hazır olan tasarımlar vardır. Bunları civatalar, vidalar, somunlar, pullar bunları buradan seçerek kullanabileceğiz. Onun dışında bilgisayarımızdaki herhangi bir dosyaya ulaşmak için burayı kullanacağız. Teknik resme geçtiğimiz zaman bu sekmeyi kullanacağız. Ya da malzemelerimize herhangi bir görünüş atamak istiyorsak ya da arka planımızı değiştirmek istiyorsak da burayı kullanacağız. Bunu da inşallah ileriki videolarda hep birlikte değerlendireceğiz. Böyle karmaşık bir şekilde anlatmanın çok çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Onun için bu videoyu da çok fazla uzatmıyorum. Çizdikçe, beraber gördükçe, ihtiyaç duydukça ilgili bölüme gidersek sizler için de daha akılda kalıcı olacaktır. Benim için de daha sistematik bir anlatım biçimine kavuşulmuş olacak. Dolayısıyla bir sonraki videoda artık çizimlerimize başlayalım.